hoş geldin. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bartın'daki programları dahilinde Amasra ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Amasra'da faaliyet gösteren turizm temsilcileriyle bir araya gelen Demircan, ilçedeki turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi noktasında görüş alışverişinde bulundu. Yes. Cheese. Bakan Demircan, Rusya'dan demir alan ve ilk durağı Ordu Ünye'nin ardından 757 yolcu, 450 mürettebatla 14. kez Amasra Limanı'na yanaşan 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki Astro Grand isimli kruvaziyerin yolcularını karşılamak için düzenlenen törene katıldı. Tören öncesinde Amasra Limanı yolcu iskelesi ve yat limanında incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Demircan, 800 metre uzunluğuna ve 150 metre genişliğe sahip mendirek alanını da gezerek tamamlanan proje hakkında bilgiler aldı. Bakan Yardımcısı Demircan yaptığı açıklamada şunları söyledi. Burası ülkemizin vizyon mekanlarından biri. Dolayısıyla bir yönüyle tatil turizmini geliştirmek. Öte yandan kültür turizminde elimizde var olan tarihi mekanları restore ederek ön plana çıkartmak. Ama en önemlisi burada Karadeniz'in eşsiz doğal güzelliklerini turizme kazandırmak. Bu vizyonu ortaya koyup burayı hak ettiği noktalara taşımak. Hükümet olarak ve buranın yerel siyasetçileri olarak, milletvekilleri olarak, vilayet olarak hep önümüzdeki hedeflerimizdendi. Ancak son yılda özellikle bu limanın yapılmış olmasının buraya kattığı değerin, derinliğin farkındayız. Bugün bu liman açıldıktan sonra burada kruvaziyer turizmin başlamış olmasının buraya kattığı değeri tarif etmek gerçekten tarifi bize mutluluk veren kıymetli bir hadise. Sonuçta Karadeniz Havzası içerisinde farklı ülkelerden bu büyük gemilerin buraya yanaşmış olması, turistleriyle gelmiş olması, Amasra'nın vizyonu açısından, Amasra'nın turizm potansiyelinin gelişmesi açısından çok önemli. Bu güzelliği burada bir kez daha yaşıyoruz. İşte bir gemi yanaştı, içinden yüzlerce, binlerce insan buraya geliyor. Bu geleceğin umududur, geleceğin perspektifidir. Bu limanı buraya yapan, yaptıran başta tabii ki Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz olmak üzere ve bu işin yapımına desteğinde işin içinde olan Ulaştırma Bakanımıza ve buradaki yerel milletvekillerimize, valiliğimize ve yerel yönetimlere katkısı olan herkese bu anlamda müteşekkiriz. Hakkıyla vizyonunu ve turizm vizyonunu, kültür vizyonunu bir yere taşıyacak ve en önemli kapı olması açısından da kıymetli. Bu tarihi anda yine bu 14. geminin geldiği bugünle burada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Her şey Amasra'nın geleceği için diyorum. Önümüzde çok güzel bir fırsat var ve bu fırsatı da hem hükümet olarak, hem bakanlık olarak, hem yerel yönetimler olarak sonuna kadar değerlendireceğiz ve Amasra'nın talihi burayla zaten değişti ve bunu yukarılara çıkartacağız hep birlikte.